Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu, acaba diyet yaparak ya da zararlı besinlerden uzaklaşarak testosteronumuzu ne kadar arttırırız? Bununla ilgili yakın zamanda yapılmış bir çalışma var, İtalya'da yapılmış. Düşük karbonhidratlı Akdeniz diyetini önermişler hastalara. Bu hastaların ortak özellikleri ne? Bu hastalar hem kısırlık çekiyor, 35-40 yaş arası, obez değiller, sigara kullanmıyorlar ve batı tarzı besleniyorlar bunlar. Biz bunların diyetini değiştirirsek, sadece diyetini değiştirirsek acaba bunların testosteronu ne kadar yükselir diye bir çalışma yapmışlar. Özellikle bu çalışmayı yayınlamanın sebebi birçok insan şunu soruyor. Acaba hangi bitki ekstraktını alalım? Hangi bitki ekstraktını kullanırsak testosteronumuz artar? Bununla ilgili birçok yayın vardı. Genellikle bunların mesela en son asfagandayı yapmıştık. Asfaganda testosteronda %10-15 civarında bir artış sağlıyordu. Peki düşük karbonhidratlı bir Akdeniz diyeti yaparsak testosteron yüzde kaç artar? Bununla ilgili bir çalışma bu. Çalışmayı şöyle anlatalım. Çalışmada neler yapmışlar onları kısaca bir anlatalım. Çalışmada hastaların diyetlerini komple değiştirmişler. Çünkü bu kişiler batı tarzı zaten besleniyorlar. Neler yapmışlar? Ne gibi değişiklikler yapmışlar? Bir kere gıda tüketiminin %80'ini organik tüketime doğru yönlendirmişler kişilerde. Ve tahıl grubu yiyecekleri zaman tam tahıl tüketmeleri önerilmiş. Düşük glisemik indeksi gıdaların günlük alımını önermişler. Onun dışında kahvaltıda mutlaka yumurta önermişler, somon önermişler, fındık önermişler, kırmızı meyveler önermişler. Ve kahvaltıda yulafı da bir seçenek olarak sunmuşlar. Keçi peyniri istisnası dışında süt ürünlerini kaldırmışlar arkadaşlar. Süt ürünlerinden uzaklaştırmışlar kişiyi. Yoğurt ve kefir konusunda fermente gıda olduğu için izin vermişler. Günlük kırmızı meyve tüketimi önermişler. Günlük 3 porsiyon, en az 3 porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketimi. Bunu ben de öneriyorum çünkü folik asit açısından yeşil yapraklı sebzeler çok önemli, çok kıymetli. Bunun tüketimi çok önemli. Günlük olarak 30 gram fındık tüketimi önermişler. Bunu tabii çiğ fındık tüketebilirsiniz, badem, ceviz de tüketebilirsiniz. Gene antioksidan ve flavonoidler nedeniyle. Haftada 3-4 kez baklagil tüketimi, haftada 4-5 kez turpgil tüketimi önermişler mutlaka. Haftada 2-3 defa yağlı balık, somon ve türevi balıklar önermişler. 5-6 kez de doğal deniz yosunu önermişler ama o Türkiye'de pek yok. İşlenmiş et ürünlerini ortadan kaldırmışlar arkadaşlar. İşlenmiş et ürünleri nitrat içerdiği için, bununla ilgili daha önceden video yapmıştık. Nitrat oranı da belli olmuyor, bazen yüksek oluyor. Bu da testiküler hasar oluşturuyor, testosteron düşürüyor. Onu ortadan kaldırmışlar. Haftada 3-4 defa otla beslenen organik et tüketimi önermişler. Bunun nedeni ne? Çünkü organik olarak beslenirse hayvan hazır yemde alacağı zirai kalıntıları vücudunda biriktiremiyor. Bu konuda birçok insan çok takıntılı. Yani eğer hazır yemle beslenirse hem B12 seviyesi düşük oluyor hayvanda hem de birçok zirai kalıntı etinde oluyor ve siz de o eti tüketmiş oluyorsunuz. Paketlenmiş ürünlerden güçlü bir şekilde uzaklaşma önermişler. Meyve tüketimini günlük 300 gramla sınırlamışlar. Niye üstüne istemiyorlar? Çünkü meyvelerin de glisemik indeksi yüksek. Bununla beraber zencefil, zerdeçal, kişniş, biberiye, fesleğen, sarımsak, soğan ve maydanoz gibi baharatların sıklıkla kullanılmasını önermişler. Bir de diyetin en önemli kısmı şu, toplam diyette alınan kalorinin karbonhidratlardan gelen kısmının %35 ila 45 arasında kalmasını istemişler katılımcılardan. Yani karbonhidratı sınırlamışlar. Peki 3 ay sonra ne olmuş? 3 ay sonra testosteron seviyesi 2 katına çıkmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi testosteron 300-350 civarında iken 3 ay sonra testosteron seviyesi 700'ün üzerine çıkıyor. Çok iyi. Hiçbir bitkisel ekstrakta ben bu oranları görmedim arkadaşlar. Bununla beraber DNA fragmentasyon indeks dedikleri spermde, spermin yumurtayı dölleyebilmesi için en önemli parametrelerden birisi bu. Çünkü çevresel toksinler bizim spermlerimizde DNA hasarı, hücre hasarı ve mitokondri hasarı yaparak spermin şekli şemali aynı kalsa bile spermin dölleme kapasitesini bozuyor. Bu DNA fragmentasyon indeksinde çok güzel bir düşme teşhis etmişler 3 ay sonrasında. Burada kişi ayrıca bunun üzerine obezitesi varsa, sigara, tütün, alkol alışkanlığı varsa, sedanter bir hayatı varsa bunları da azaltarak hem sperm kalitesinde güçlü bir düzelme hem de testosteron seviyesinde daha da güçlü bir düzelme sağlayabiliyor. Akdeniz diyetini bu şekilde yaparsanız hem antioksidan
alımını yapmış oluyorsunuz. Hem karbonhidrat sistemindeki insülin, glukoz ve leptin gibi hormonların, seks hormonların üzerindeki etkisini azaltıyorsunuz. Güçlü bir şekilde testosteronunuz düzelirken dölleme kapasiteniz de arttığını söylemek mümkün. Aslında az bulunan, nadir bulunan bitkisel ekstraklarda mucize aramak yerine aslında birçok mucizevi bitki pazarda satılıyor ama organik olanların tüketilmesinde her zaman fayda var. Bu yayın çok hoşuma gitti, testosteron artışını çok bariz gösterdiği için. Yani yayının sıkıntılı olan tarafı şu, tabii ki çok az kişiye, 50 kişiye uygulanabilmiş bu. Gerçekten bu tür çalışmaları büyük ölçekli yapmak çok zor. 50 kişi de olsa bence güzel bir çalışma. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.